seni anlıyoruz. Veda vaktimiz geldi bu arada. Bir röportajla programımızı kapatacağız. Bitkiyle ilgilenenler varsa çiçeklerle, işte bahçe peyzajıyla, düzenlemesiyle buna dair bir röportaj. Leyla Çelik'in yaptığı bir röportaj. Alman Büyükelçiliği Park ve Bahçe Şefi, bitki uzmanı Hasan Altın iç ve dış mekan bitkilerinden bahsetmiş. Püf noktalar neler? Murat Kurtul görüntüledi röportajı. Hep beraber onu dinleyeceğiz ve bizler de vedamızı ediyoruz. Yarın sabah saat 7'de burada olacağız. Güzel bir güne uyanmak temennisiyle program demeye geçen herkes adına hepinize huzurlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın ve bu güzel röportaj ekranlarınıza geliyor. İzleyelim. Hasan Bey, öncelikle merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Hasan Altın. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde park ve bahçe şefi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da 10 yılı geçkindir bir tarım kanalında süt bitkileriyle ilgili program yapıyorum. Biz aslında her bölümlerde, her konuştuğumuz şeylerde sevginin öneminden de bahsediyoruz. Gerçekten sevgiyle çiçekler büyüyorlar mı? Ya elbette. Yani şimdi bundan 2 sene önce bir üniversitemiz bilimsel olarak bir araştırma yaptı. Aynı bitki üzerinde bir Ar-Ge çalışması yaptılar. Birine, bu üniversite, devletimizin üniversitesi bunu yaptı. Birine her gün ona bir sempati gösterdiler, sevgi gösterdiler, geldiler, günaydın dediler, okşadılar. Ama diğerine de hiç ilgi ve alaka göstermediler. Aynı ortamda, aynı güneş, aynı ışık, aynı su verildi. Birine hep böyle muhatap olundu, sevgi gösterildi, birine gösterilmedi ve o bitki diğerinden daha, sevgi gösterilen bitki daha güzel oldu. Yani gerçekten zaten çiçeğin temelinde sevgi var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onlar da bir canlı varlık. Tabii ki o kadar bu süt bitkisi sektörü, yelpazesi genişledi ki ülkemizdeki toprak yapısı, iklim yapısı dolayısıyla bu bitkilerin yetişmesine çok elverişli. Dolayısıyla bu süt bitkisi sektörü, balkon, bahçe düzenlemesi, çiçeklere olan ilgi genelde eskiden pek yoktu ama son zamanlarda, son yıllarda artık bir gelenek, görenek, kültür haline gelmiş oldu. İnsanlar artık yaşam alanlarını daha güzel, huzurlu, hafta sonunu geçirebilmeleri için çok çeşit bitki çeşitlerini dizayn etmeye başladılar. Bunların içinde çok çeşit var. Tabii ki bunu bakmak, sevgi göstermek, onun toprağını, saksısını iyi seçmek lazım. Tabii ki binalarımız sadece bir tarafı güneş almıyor. Dolayısıyla üç taraftan, dört taraftan aydınlatma durumu söz konusu. Kuzey var, güney var. Buna göre de iç mekan ve dış mekan, balkon, teras bitkilerinin seçeneğini bu şekilde yapabilirler. Biraz önce saksı seçiminden bahsettiniz ama saksı neden dikkat edilmeli? Ya şimdi tabii ki saksının altında bir drenaj olması lazım kesinlikle. Bu çok önemli. Hani belki bazıları bunu önemsemiyor ama sonuçta siz o bitkiyi toprak koyuyorsunuz, içerisine bitki dikiyorsunuz ve onun yaşaması için su veriyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki su altta birikirse, tahliye olmazsa zamanla o toprağın yapısını bozar, tuz oranını artırır ve bitkinin yaşamasını engeller ve kısacası öldürür. Dolayısıyla biz diyoruz ki burada iyi bir saksı seçimi yapacaksınız. Tabii ki önce toprak iyi bir, onun yanında da o bitkiyi besleyecek. Aşağı yukarı 30 santim derinliğinde, 25-30 santim derinliğinde ve 20-25 santim genişliğinde bir saksı olması lazım ki bitki orada rahatlıkla yetişebilsin. Siz örneğin Mayıs'ta dikmiş olduğunuz bitkiyi ta ki Eylül'e kadar o saksıda yetiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla çok dar, küçük saksılar elbette yetişir ama istediğiniz görüntüyü, görselliği oluşturamazsınız. Belki balkonları dardır. Dolayısıyla böyle bir seçim yaparlar. O zaman da kök yapısı çok fazla gelişmeyen süt bitkilerini seçmeleri lazım. Bir canlı varlık. Hani belki bize bir şey, söz olarak bir şey ifade edemiyorlar ama yapraklarındaki saralma, bozukluk vesaire şu bu aslında bize bir sinyal veriyor. Eğer ki biz bunu bilirsek onunla iyi bağ kurabiliriz. Bu sevgiyi, bu ilgiyi, bu alakayı gösterdiğiniz takdirde bitki size kesinlikle çiçeğiyle, meyvesiyle, yaprağıyla o karşılığını fazlasıyla size verecektir. Kesinlikle. Canlı olduğunu ilk başta unutmayacağız aslında. Şu anda çok güzel bir mekandayız. Neredeyse bütün çiçeklerden var. Kendi topraklarımızda yetiştiremediğimiz bitkiler var mı? Ya tabii ki geçmişte yoktu ama artık biz de Türkiye olarak, ülke olarak bu sektöre ayak uydurduk. Çünkü altyapımız var,
toprağımız var, iklimimiz elverişli. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu üretecek, yetiştirecek deneyimli mühendislerimiz, peyzaj mimarlarımız var. Artık süs bitkisi sektörü bu ülkede bir ekonomik KDV oluşturacak bir sektör haline geldi. Yetiştiremediğimiz bir ürün yok diyebilirim. Çünkü ülkemizin işte İzmir olsun, Yalova olsun, İstanbul olsun, Adana olsun, İzmir olsun tamamıyla bu bitkilerin yetişmesine elverişli iklimimiz, altyapımız var. Ve çoğumuz artık bunu üretebiliyoruz. Modern seralar kurulmaya başladı ve çok ürünümüz, yetiştirebileceğimiz ürünümüz, çeşidimiz oldukça. Zaten dünyada flora olarak, bitki çeşitli olarak zengin bir ülkeyiz. Hep bitkilerden ve çiçeklerden bahsettik. Peki bu balkonlarda büyük olsun küçük olsun balkonlarımız hiç fark etmiyor. O balkonlarda domates, salatalık bu tarz sebzeler de meyveler de yetiştirebiliyor muyuz? Kesinlikle yetiştirebiliyoruz. Şimdi şöyle düşünsenize bütün bu bitkiler, çiçek olsun, meyve olsun, sebze olsun hepsi saksıda üretiliyor ve tüketiciliğe sunuluyor. Yani demek ki bu ürün saksıda yetiştirilebiliyor. Ha, tabii ki yine ben buradan ürüne, şimdi mesela bir normal bahçede, bir toprakta bir domates yetiştirdiğiniz zaman belki hani o domatesten yıl içerisinde 15 kilo alırsınız. Ama balkonda, saksıda yetiştirdiğiniz domatesten de 2 kilo alırsınız. Ya sonuçta alırsınız. Hani burada bizi izleyen Kanal B izleyicilerinin dikkat edeceği husus şu. Burada balkon olduğu için sırık domates, sırık salatalık bunu kullanacaklar. Çünkü oturak domates ve salatalık balkonda yetiştirmeye pek elverişli değil. Dolayısıyla hani biliyorsunuz balkonların belli bir şey zaten koruma olarak duvar var veyahut da işte demir var vesaire. Güneşi alamıyor. Dolayısıyla siz onu orada oturak domates ve salatalığı yetiştiremezsiniz. Mutlaka sırık olması lazım ve güneşi görebilmesi lazım. Bitkiler diyoruz, meyveler diyoruz, her şeyden bahsediyoruz ama evde bir de böceklenme olayları oluyor. Bunlarla nasıl dikkat edebiliriz? Neden olur bunlar? Ya şimdi tabii ki her canlının bu doğada bir yaşama hakkı var. Anlatabiliyor muyum? Yani kimi tabii ki bitkilere yaşarken zarar veriyor. Kimi öyle bir haşer böcekler var ki zarar verenlerle besleniyor, onları yok ediyor. Böyle bir biyolojik çalışmada söz konusu var. Akıllı böcek uygulaması yapıyorlar. Dolayısıyla da hani haşeri siz haşeriyle yok ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bir kıyaslama yapacaksak kurdu nedir Sivas'ın kangal köpeğe uzaklaştırabiliyor. Aynı buna benzer bazı böcekler de bazı bitkilere zarar veren haşerleri öldürebiliyor. Tabii ki biz burada kimyasal bilhassa yaşam ortam, yaşam alanlarımızda kimyasalı pek önermiyoruz ama tabii ki belli bir zor duruma kaldığımız zaman da kullanmak zorundayız. Böyle bir durumlarda hani burada haşerinin olmaması için bitkilerimizin biz mesela şu anki ortamdaki virüs nedeniyle ne diyoruz? Maske, mesafe ve temizlik diyoruz, değil mi? Ya bitkileri ne kadar biz hijyenik tutarsak, havalandırmasını güzel yaparsak, zaman zaman o yapraklarına bir işte sabah erkenden duş aldırırsak, o balkon ve bahçelerimizdeki, teraslarımızdaki bitkilerin üzerindeki toz tabakasını yok edersek, orada haşerilerin oluşmasını bir nevi önlemiş oluruz. Toprak o kadar zengin, merhametli bir madde ki, anlatabiliyor muyum? Bizi yediriyor, içiriyor, doyuruyor ve en sonunda yine balkonumuzda, bahçemizde bizi huzurlu, neşeli bir şekilde yaşamamızı sağlıyor. Bu pandemi döneminde tabii ki ilk etapta, ilk dönemde biraz bütün sektör biraz tedirgin oldu ama sonuçta insanlar hafta sonunda devletin koymuş olduğu işte sokağa çıkma yasağı ve insanların kendi sağlığı için kendiliğine çıkmadığı durumlarda ne yaptılar? Balkon ve bahçelerinde vakitlerini geçirebilmesi için bitkiyle, çiçekle, toprakla uğraşmaya başladılar. Gerçekten toprakla uğraşmak insana huzur verir, mutluluk verir, başta sağlık verir. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.